Bilinmelidir ki sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin oyalanmaya tahammülü yoktur. KESK'e bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmetler Emekçileri Sendikası, Edirne Şubesi üyeleri yaptıkları basın açıklaması ile fiili hizmet süresi zammı konusunda taleplerini açıkladı. Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi önünde yapılan basın açıklamasına sendika üyeleri katıldı. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Yönetim Kurulu üyesi Neşe Yaylı Kandeer yaptığı açıklamada, hükümetin sağlık emekçilerine 5 yıla 1 yıl şeklinde fiili hizmet süresi zammı konusunda düzenleme yapılacağına yönelik seçim öncesi belirtildiğini, ancak sağlık çalışanları için henüz bir düzenleme yapılmadığını kaydetti. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak şiddet, fiziksel, kimyasal ve biyolojik risklere rağmen hizmet üretmeye çalıştıklarını belirten Kandeer, "Talebimiz gayet net. Yaşamsal bir hizmet olan sağlık hizmetini üretirken sağlığımızdan olmamak için oyalanmak değil, hakkımız olan fiili hizmet süresi zammını istiyoruz." dedi. Bir yıl şeklinde fiili hizmet süresi zammı uygulanması için talimat vereceğini açıklamış ve bu konuda kesinlikle bir düzenleme yapılacağı her seçim öncesi belirtilmişti. Hizmete dair tasarı taslağına göre sağlık hizmetlerinde çalışıp İcap nöbeti hariç her nöbet 8 saatten az olmamak üzere fiilen nöbet tutanlara fiili hizmet süresi zammı verileceği belirtilmiştir. Bu nedenle de planlanan düzenleme yıllardır fiili hizmet süresi zammı isteyen sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini yeniden oyalamaktan başka bir anlam taşımamaktadır. Doktor ve hemşirelerin sadece nöbet kapsamında yıpranma hakkından yararlandırılması planlanmaktadır. Sunulan seçeneğe bakınız. Ay içinde 2-3 nöbet tutarsak, 24 yıl çalışırsak 1 yıl. Ay içinde 4-5 nöbet tutarsak, 12 yıl çalıştığımızda 1 yıl fiili hizmetten yararlanabileceğiz. Ayda 6 nöbet tutarsak, 6 yıla 1 yıl. Ayda 7'den fazla nöbet tutarsak 4 yıla 1 yıl fiili hizmetten yararlanabileceğiz. Biz biçimde nöbet tutması gerektiğine yer verilmiştir. Düzenlemeler kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerli olacaktır. Geçmişte çalışılmış süreler fiili hizmet süresi zammı hesabına dahil edilmeyecektir. Yaşasın örgütlü mücadelemiz! Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Yönetim Kurulu üyesi Neşe Yayla Kandeer, yoğun bakım, acil sağlık hizmetleri, ameliyathane gibi yerlerde çalışan sağlık personeli için 365 gün çalışmanın 540 gün çalışma olarak kabul edilmesini istediklerini söyledi. Kandeer ayrıca sağlık ve sosyal hizmet verilen yerlerde çalışan sağlık personeli için 365 gün 480 gün olarak kabul edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Hizmet süresi zammı talebimizin gerekçelerinden biri olan çalışırken uğradığımız şiddete yönelik önlem iddiası ile 16 Mart 2016 tarihli resmi gazetede yayınlanan Hukuki Yardım ve Beyaz Kod Uygulaması başlıklı genelgeye göre taşeron işçilerin ve internlerin sağlıkta şiddet konusunda devletten hukuki yardım almaları ise engellenmektedir. Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olarak şiddete, fiziksel, kimyasal ve biyolojik risklere rağmen hizmet üretmeye çalışıyoruz. Fiziksel ve ruhsal yorgunluk ve strese bağlı oluşan alkol, ilaç bağımlılığı, gebelik ve çocuk büyütmede sorunlar, eğitim ve araştırma olanaklarında kısıtlılık, yabancılaşma gibi çalışma koşulları ve çalışma ortamının sonucunda gelişen psikososyal sorunlarımız söz konusudur. Hakkımız olan fiili hizmet süresi zammını istiyoruz.